Somer Sivrioğlu, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olduktan sonra işletme masterı yapmak için Avustralya'ya gitti. Sydney'de çeşitli restoran gruplarında yöneticilik ve şeflik yaptıktan sonra 2007 yılında Sydney'de kendi restoranını açtı ve Türk mutfağını Avustralya'da temsil etti. 2015 yılında Anatolia Yemek Kitabı Avustralya, İngiltere ve Amerika'da yayına sunuldu ve merkezi Amerika'da bulunan Uluslararası Mutfak Profesyonelleri Derneği tarafından yılın en iyi uluslararası yemek kitabı ödülü de dahil olmak üzere birçok ödül kazandı. 2016 yılında bu restoran deneyimi daha da genişletti ve ikinci restoranı Anason'u açtı. Önce yılın en iyi restoranı ödülünü alan restoran açıldığı kısa sürede bölge ve ulusal alanda pek çok ödül kazandı. Kendisi de birçoğunuz belki izliyordur. 3 yıldır MasterChef Türkiye'nin jürilerinden biri ve ayrıca Avustralya'daki Chef Şimdi bana izin verecek buradan tabii. ekibiyle beraber ilk sezon Türk mutfağını temsil ederek tüm oyunları kazanıp sezon birincisi oldu. Şimdi sözü Somer Sivrioğlu'na veriyoruz ve COVID-19'da restoran ve yemek sektöründeki deneyimlerini anlatmasını rica ediyoruz. Teşekkürler Somer Bey. Sürede biraz uyarsak süreye seviniriz. Benim sürem herkesten daha kısa olur, merak etmeyin. Teşekkür ederiz. Duyabiliyor mu herkes beni o zaman? Gayet Ben güzel sizler kadar, duyuyoruz. sağ olun, teşekkürler. Ben sizler kadar Zoom'da o kadar tecrübeli değilim ama elimden geleni deneyeceğim şimdi. Herkese merhaba. Çok teşekkürler bu tanıtım için. Ben tabii şöyle değişik bir tecrübem oldu COVID sırasında. Ben COVID'in başlangıç bölümünde Avustralya'daydım. Temmuz ayından beri de Türkiye'deyim. O yüzden kendi sektörümüzün hem orada neler oldu onu birinci elden çok iyi deneyimledim. Çünkü iki restoranımızla birlikte orada ciddi bir adaptasyon süreci geçirdik. Ve daha sonra buraya gelip Türkiye'de neler oluyor ve özellikle şu aralar neler oluyor onu deneyimleme fırsatı buldum. Setten ve MasterChef'ten zaman bulabildiğimiz kadarıyla. Önce orada neler oldu onu anlatayım. Belki bir çıkarımlar olabilir. Biz Mart, Türkiye'den bir hafta önce Avustralya'da önlemler alınmaya başladı çok yakın zamanlarda ve başlangıçta Türkiye ile çok yakın seyrediyordu pandeminin yayılması ve aynen Türkiye'de olduğu gibi çok hızlılıkla önlemler alındı ve maalesef daha önceki sunum yapanlardan birinin söylediği gibi bizim endüstrimizin en önemli özelliklerinden biri çok kırılgan olmalıdır. Yani rüzgar çıktı herhangi bir global platformda veya yerel platformda rüzgar çıktığında bizim endüstride, restoran ve otel endüstrisinde, turizm sektöründe fırtınalar kopar. Tabii ki doğal olarak pandemiden en çok ve en hızlı etkilenen sektörde bizimki oldu. Avustralya tecrübemi anlatıyorum. Ve 3 hafta boyunca restoranları kapanmaya karar verdiler. Buradaki anahtar kelime şuydu. Bunu 3 hafta yapacağız ve bir hafta öncesinde de sonucun ne olacağını kesinlikle size söyleyeceğiz diye devletten bir açıklama geldi. Ve her gün bu açıklama yenilendi. Nasıl gidiyor? Ne zaman açılacaksınız? Çünkü alandaki insanlar için zaten bizim sektörümüzün restoran açısından söylüyorum karlılığımız %10 civarındadır. EBITDA dediğimiz karlılığımız ve buna dayanabilme gücümüz de bellidir. O yüzden bilginin çok düzgün akışı bence çok önemli. Burada ben bir ayrılık görüyorum eğer bir değerlendirme yapabilirsem. Avustralya'daki sektörde çok iyi bir bilgi akışı vardı. Ben Türkiye'de çok arkadaşım var restorancı ve sürekli görüşüyorum. Hiç kimse bilmiyor ne zaman açılacağını. Ocak mı, Mart mı, Nisan mı, bazısı Mayıs diyor. Buradaki bilgi akışı çok ciddi bir sorun. Çünkü insanlar düzgün bilgi verilirse ona göre karar almakta çok daha rahat davranabilirler. Şuna çok girmek istemiyorum. Yani orada pek çok yardımlar yapıldı. Türkiye'deki yardımların ne olduğunu birazını biliyorum. Çok fazla hakim değilim. Orada daha çok yapıldı, burada daha çok yapıldı konusuna çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü her ülkenin politikaları farklı, sektöre bakış açısı farklı. Ama şunu söyleyebilirim. Ben iki restoranımız 3 hafta boyunca kapatıldı. Ve bu süre içinde bir zarar görmedik diyebilirim. Çünkü çok ciddi bir kira yardımı yapıldı. Personelin hiçbirinin işten çıkarılmaması için personelin bütün asgari ücret maaşları ödendi ve onların istihdam edilmesi sağlandı. Devlet dışarıya servis için çok ciddi bir şekilde destek oldu. Hatta
ruhsatlarda kolaylığa gitti. Elinizde olan stokların, alkollü içecek olsun, alkolsüz içecek olsun, bunların hepsinin belli kontroller çerçevesinde dışarıya da servis edilmesini sağladı. Yani gerçekten bir elimizde bu krizde arkada bir güç hissettik. Türkiye konusunda dediğim gibi benim kendi bir işletmem yok. Burada çok da konuya da biraz hakimim, yapılan bazı inisiyatifleri biliyorum. Ama daha yapabileceğimiz çok daha fazla inisiyatif olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim sektörümüz gerçekten çok zor durumda. Bilinmezliği çok yüksek. Bu konuda ne yapılması gerekiyor bilmiyorum. Ama herhangi bir konuda da yardımcı olmaya her türlü gücümüzle biz hazırız tabii ki. Benim burada ilgimi çeken, burada çünkü şunu gördüm, yani zaten belli kontroller çerçevesinde açık olan restoranlar vardı. Bir tüketici olarak, bir restoran misafiri olarak gittiğimiz yerlerde ben zaten ya güvenli turizm sertifikasyonu, biraz önceki hanımefendinin söylediği gibi, olan yerlere gidiyordum ya da bildiğim, güvendiğim yerlere gidiyordum. Çünkü sonuçta hepimiz kendi sağlığımızı korumak şu dönemde her şeyden daha önemli. Gittiğim restoranlarda gördüğüm önlemler, gerçekten Avustralya'da bile görmediğim kadar iyi önlem alan restoranlar vardı. İsmini vermeye gerek yok ama bir arkadaşımızın işletmesi araya partisyonlar koyacak kadar, 100 kişilik restoranını 30 kişiye indirecek kadar ve bu 30 kişinin de hepsinin rezervasyonunu bir gün önceden alıp kapayacak kadar dikkatli davranmasına rağmen diğer bütün restoranlarla aynı muameleyi gördü. Yani bu herkese karşı olan kural yerine belki bu güvenli turizm sertifikasyonu ve önlemleri çerçevesinde işine de iyi yapan restoranlara bir ayrıcalık tanınabilirdi. Sektörde az bile olsa biraz ayakta kalabilme fırsatı doğabilirdi. Az önce Taylandlı hanımefendiyi dinledim. Ben zaten Tayland'a toplamda 30 kere gitmiş bir insanım. Avustralya'nın arka bahçesidir ve genelde tatillerimi ve işlerimi Güney Asya'da çok zaman harcıyorum orada. Alınan önlemler çok güzel. Özellikle şu anda baktığımız zaman bizim eski turizm gelirlerine gelmemizin Türkiye'de 2022'yi bulacağı söylendi. Önümüzdeki sene ne yapacağız? Bu çok önemli. %80 kaybımız var. %40 global olarak kaybımız olacağını öngörüyoruz. Ancak 2022'de 2019 seviyesine geleceğimizi düşünüyor. O zaman yapılacak tek şey zaten lokal turizme önem vermek. Yine Avustralya'dan örnek vereyim. Çok ciddi bir şekilde devlet lokal turizmi öne çıkaran kampanyalar başlattı. Orada eyalet sistemi vardır, biliyorsunuzdur. Eyaletlerin turizm bütçelerinden ciddi katkılar oldu ve bu sadece ve sadece paket turizme değil, daha çok bireysel işletmelere, restoranlara ve diğer turizm paydaşlarına katkı sağlamak üzere tüm vatandaşlara $100 harcama kredisi verildi. Ve bu tamamen devlet tarafından karşılandı. Tabii yani gerçekleri de konuşmak lazım. İmkanlar doğrultusunda ne yapılabilir bilmiyorum. Ama en azından moral olarak şu anda sektörün sesi ben kesinlikle değilim. Çünkü öyle bir yetkim yok. Bir de çok dışarıdanım. Attığımız zaman ama çok konuştuğum arkadaşlar moral olarak hepsi bitik durumdalar. Yani sektörün geri dönüşü nasıl olacak? Nasıl destekler sağlanacak? Bunu kimse bilmiyor. Ne zaman normale dönülecek? Bu konuda hiçbir açıklama yok. Ve gerçekten de sektör olarak zor durumdayız. Bunu da dile getirmek istedim bu durumda. Abdullah hocamızın ve Sayın Rektörümüzün konuşmasındaki orman yangını konusu belki birazcık güçlü bir tartışma olabilir ama şu açıdan çok mantıklı, çok güzel bir metafor. Gerçekten bu durumlarda krizi fırsata dönüştürmek için iyi bir fırsat çıkabilir karşımıza. Ben o yüzden konuşmamın geri kalanında daha çok spesifik turizm adına, yani kişiye özel turizm hakkında neler yapılabilir? Benim çünkü tecrübem biraz da o yönde. Yaptığım işlerin haricinde ben 4 yıldır Türkiye'ye Avustralya'dan yılda 2 kez çok küçük 15 kişilik gruplar getiriyorum. Ama bence özelliği şu, Türkiye'de şu anda gecelik turizm harcaması $75'ken benim getirdiğim turizmin harcaması gecelik $500 civarında. Buna tabii ki uçuşlar dahil değil.
Yani İstanbul'dan alıp İstanbul'da bırakıyoruz. Bu Türkiye'de çok ciddi bir sektör, gastronomi turizmi. Tabii sadece gastronomi turizmi değil, kişiye özel turizm dediğimiz zaman spor turizmi de çok önemli. Kültür ve inanç turizmi de çok önemli. Ama daha çok butik şekilde yapılanlardan bahsediyorum. Ama benim daha çok bilgim olan gastronomi turizmi. Biraz o konuda konuşmak istiyorum. Yani ne yapılabilir 2021-2022 gibi gastronomi turizmini arttırmak için. Çok güzel bir derneğimiz var, Gastronomi Turizmi Derneği. Biz de beraber çalışıyoruz. Hatta geçen seneki seminerimizde aynı paneldeydik. TÜRSAP da bu konuda ciddi atılımlar içinde. Ama yapılması gereken başka daha çok şey var. Birazcık onlara bahsetmek istiyorum. Belki bu dala eğilmek isteyen veya bu konuda kendini ilerletmek isteyen turizm girişimcilerimiz, otelcilerimiz olacaktır. Şu anda biliyorsunuz Türkiye'nin turizminin çok ciddi bir yüzdesi, yanlış bakmadıysam %70'i paket turizm üzerine gelişiyor ve bu da tabii ki turizm gelirlerini çok düşürüyor. 75 dolar gecelik harcama, buna oteller de dahil, çok düşük bir oran. Yani dünya çapında baktığımız zaman az önce Tayland'a baktık. Tayland'dan falan düşük ki Tayland'ın ekonomik durumuna baktığımız zaman bizim daha üzerinde olmamız lazım. Çünkü çok basit bir şekilde bizim çok daha fazla Avrupalı turist potansiyelimiz var. Bunu çok daha iyi kullanabileceğimizi düşünüyorum. Bu şekilde baktığımızda gastronomi turist ne ister veya kişiye özel turist, para harcayan turist ne ister? Biraz onları konuşmak istedim. Yani nelere bakıyorlar ve nelere dikkat etmemiz gerekir? O konuda bir iki konuya bakmak istiyorum. Bu aynı zamanda dünya turizm trendlerinde de paylaşılan şeyler. Birincisi, gastronomik olarak kendimize doğru bakmamız lazım. Çünkü bizim bütün meslektaşlarımızın da olduğu, hatta dün yaptığımız programda bile bir yetkilinin söylediği, Türk mutfağı dünyanın en önemli üç mutfağından biridir. Hiçbir temeli olmayan ve tamamen kendi egomuzu okşamak üzerine söylenmiş bir söylem. Çünkü bu her geldiğinde benim önüme kim çıkardı, kim başlattı bilmiyorum. Ama her geldiğinde söylediğim benim şey oluyor. Peki öyleyse birinci kimdir? İkinci kimdir? Dördüncü, beşinci, sekizinci kimdir? Böyle bir araştırma yok. Bu tamamen kendi kendimize, bizi mutlu etmesi açısından söylenmiş bir söylemdir. Tabii ki çok zengin bir mutfağımız var. Kadim topraklar üzerindeyiz. Şu yıllardır en eski tarımın yapıldığı topraklar üzerindeyiz. Ama gastronomik devrim olarak bakıldığında Türk mutfağı o devrimini henüz yapamadı. Tamamen şu anda bizim yemeklerimiz o eski kültürlerin devamı şeklinde oluyor. Bu Nordik bölgesinin yaptığı veya Peru mutfağının yaptığı atılımı henüz Türkiye'de yaptığımızı söyleyemeyiz. Bu geliyordu. Yeni Anadolu mutfağı üzerine pek çok şefimizin önderliğinde bir akım geliyordu ama maalesef 2015 yılından itibaren ülkede olan terör olayları olsun, turizmi negatif olarak etkileyen olaylar olsun, bu ciddi bir ket vurdu bunu yapmamıza. Ama gene yapacağız ve bence bu gündeme alınmalı. Gastronomi bu ülkenin en önemli turizm değerlerinden biri. Ben hala gerekli değerin ve gerekli anlamın yüklendiğini düşünmüyorum. Çok basit bir örnek vereyim. Şu anda çok değerli bir kitap çıkıyor. Külliyeden çıkıyor bildiğim kadarıyla. Türk mutfağı üzerine kapsamlı İngilizce yazılan ve bu kitabın içinde dahil olan dünyada Türk mutfağı üzerine kitap yazmış şeflerden hiçbirisinin katkısı sorulmadı. Liyakat sorunu burada da devam ediyor. Halbuki kitapları Amerika'da, İngiltere'de, dünyanın pek çok yerinde bestseller listesine girmiş, ödül almış pek çok şefimiz var. Gönül isterdim ki onlara da bir sorulsun. Ama onların yerine yine her zamanki gibi körler sağırlar, birbirini ağırlar. Hemşericilik, işte şu bölgenin bu yemeği girsin, bu bölgenin bu yemeği girsin diye. Dünyada aslında çok önemsenmeyen fakat maalesef bizim içimizde çok önemsenen konularla bezenmiş bir kitap olduğunu ben duyuyorum. İçinde olmadığım için çok da fazla yorum yapmak istemiyorum. Bunun değişmesi ve Türk gastronomisinin ciddi bir temele oturması lazım. Şu anda biliyorum ki Kültür ve Turizm Bakanlığımız içinde gastronomi bölümü de var. Bunun daha iyi aktif olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda her paydaştan fikir alınması gerektiğini düşünüyorum.
lokal lezzetlerimizin çok arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Benim getirdiğim turlarda tabii ki soruyoruz sizler için en önemli tecrübe nedir diye. Biz bu misafirleri dünyanın en iyi 50 restoranından biri olan 41. sırada olan sevgili Mehmet Gürsün Miklas'ına da götürüyoruz. Maksut'un 110. sırada olan Maksut'un Neo Lokali'ne de götürüyoruz. Pardon, Neo Lokali'ne de götürüyoruz. Fakat sorduğumuzda büyük bir %50, %80'inin Türkiye'deki onlar için en önemli olan gastronomik destinasyonun ve hiç unutamadıkları günün Antep'te bir Barak köyünde, hatta Ezogelin Efsanesi'nin Zühre Bozgey'in doğduğu ve şu anda mezarın olduğu köyde gördükleri pekmez yapımı olduğunu ve orada yedikleri son derece mütevazi patlıcan oturtmalı, bulgur pilavlı ve cacıklı öğle yemeği olduğunu söylüyorlar. Buna bu turistlere ulaştırmamız lazım. Çünkü bu turistlerin beklentisi asla ve asla dışarıda gördükleri yemekler değil. Money can't buy dediğimiz, yani parayla satın alınamayacak tecrübeleri yaşamak bu ülkede. Ve bu o kadar çok bunu yaşatabileceğimiz yerler, köyler, destinasyonlar, gerçek tecrübeler var ki bence bunları öne çıkaran, bunlara dikkat çeken özellikteki turlar çok önem kazanacak. Biz bunları yapmaya çalışıyoruz. Ben herkese de bu konuda da bir atılım yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yani sonuçta maliyet olarak da çok daha maliyeti uygun turlar oluyor bu şekilde yapılan turlar. Yine kendilerini sorduğunda gerçekçilik ve araştırmaya çok inanıyorlar. Kaynak olarak dediğim gibi düzgün kaynakların verilmesi lazım. Tamam, yani bakanlığa bağlı işletmeler yerine daha çok lokal işletmeler, bu şekilde köyler tabii ki sertifikasyonu olan, tabii ki düzgün şekilde çalışan işletmelerinde gastronomi turizminde öne çıkarılabileceğini düşünüyorum. Bu tarz turistler kültüre çok saygılı turistlerdir. Örneğin biz burada yaptığımız gün itibarıyla tabii ki camilerimize de gidiyoruz. Ayasofya'ya da gidiyoruz. Bunların hepsini ziyaret ediyoruz. Ve burada inanılmaz özenliler. Yani ne giymemiz lazım? Bu kıyafet olmuş mu? Üzerimize bu şalımı alalım. Son derece kültüre saygılar. Ama aynı saygıyı kendilerine de bekliyorlar şu şekilde. Akşam oturup da bir alkollü içecek içmek istediklerinde, biz burada içki içilmiyor veya bu şeyde yapılmıyor da anlatamıyorsunuz. Çünkü o da onların kültürü. Kendi otellerinde parasını ödeyerek bir şey içmek istedikleri zaman da içilmesi gerekiyor. Gastronominin ilerlemesi için içecek uyumu çok önemli. Şarap olmadan bu kültürün, özellikle onlar için söylüyorum, şarap olmadan kültürün bir ayağı topal kalıyor gibi geliyor. Dediğim gibi yani kültürel olarak olmayan şeyleri kabul ediyorlar ama kendi kültürlerine de veya yapmak istediklerine de bu saygıyı istiyorlar. Tekrar bu onlardan aldığım yorumlar olarak. Yine sorduğum sorularda tabii en rahatsız eden maalesef turizmimizin sorunu yan sektörler ve kazıklanmayı hiç sevmiyorlar. Evet, paraları var, çok iyi para harcıyorlar ama sorduğunuz zaman başınıza gelen en olumsuz tecrübe genelde mutlaka ya bir taksi ya bir ufak bir dolandırıcılık ya gitmemeleri gereken bir döviz bürosunda bozdurdukları paradan alınması. Bunlar bir şekilde, yani turizmimizin sorunu sadece bizim çözebileceğimiz bir sorun değil ama en rahatsızlık duydukları ve çok güzel tecrübeler yaşadıkları bir ülkede ağızlarında kötü lezzet bırakan etkenlerden bir tanesi. Yeni turizme benim katıldığım birkaç seminerde bu çok konuşuluyor. Covid sonrası değişen işletmeler ne olacak? İşletmelerde iyi niyete çok bakılacağını ben tahmin ediyorum. Çünkü katıldığım tüm seminerlerde bu konuşuluyor. Yani sürdürülebilirlik politikamıza bakmamız gerekiyor. Eşitlik ve ayrımcılığı kabul etmeyen politikalar, işletmelerin bile bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Karşılıklı saygı gösteren işletmelerin öne çıkacağını düşünüyorum. Dediğim gibi yabancı turist bunlara çok dikkat ediyor. Sıfır atık projeleri ülkemizde bence çok iyi iş yapıyoruz. Çünkü benim yurt dışında temsil ettiğim birkaç organizasyon var. Biliyorsunuzdur, dünyada üretilen ürünün 1/3'ü nihai sonucuna, yani tüketiciye ulaşmadan çöpe gidiyor. Hep söylediğim bir şey, dünyada açlık sorunu yok. Dünyada ürün tedarik zinciri sorunu var. Çünkü ürettiğimiz her ürünün 1/3'ü
insanların boğazına değil direkt olarak çöpe gidiyor. Bunu toparlamak ve bunlara katkı sağlayan işletmeler bence bu önümüzdeki iki sene içinde özellikle hala ekonomik olarak, global olarak toparlanmanın zor olduğu iki sene içerisinde çok önem kazanacak. Biz kendi işletmelerimizde, buna çok önem verdik. Kapalı olduğumuz süre boyunca bizim kültürümüzde yansıtmak amacıyla bir restoranı, bir çorba ve simit veren bir restoran haline getirdik. Herkese sorgusuz sualsiz bir tas çorba ve simit verdik ve de bunun Türk kültürünün bir parçası olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu da uzun vadede bize çok iyi geri dönüşümler sağladı. Açıldığımız anda insanların çok hoşuna gitti. Bunu sadece ve sadece tabii ki insani olarak yapılması gereken bir şey ama mutlaka kendi pazarlama stratejilerimizin de içine koymamız lazım. İçtenlikle yapıp bunu da bence bildirmemiz lazım. Çünkü iyilik bulaşıcıdır. Somer Bey, süreye biraz dikkat edebilir miyiz? Çok geçtik de. Bitmek üzere. Kısa konuşacak demiştiniz. Tamam. Pardon, kusura bakmayın. Dediğim gibi yani insanların gastronomi turizmi bence bizim en önemli geleceğimizden biri olur bu ülkede. Kişiye özel yaptığımız sürece ve yan destekleri toparladığımız sürece bir gastronomi turistinin getirdiği 8 normal paket turistin getirdiğiyle aynı gelir ve kar marjı çok daha yüksek. O yüzden bence konuştuğumuz konularda gastronomi turizminde ileride bize çok ciddi bir bu ülke için çıkış kapısı olabilir. Teşekkür ediyorum.